arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta Konya serimize başladık. Harika bir Selçuklu şehrindeyiz şu anda arkadaşlar ve arkamızda muhteşem bir cami var. Konya'ya, Konya serimize Aziziye Camii ile başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Eminim ki bu 4 gün içerisinde, 4 gün Konya'da olacağız. Harika Konyalar çekeceğiz size ve çok memnun kalacaksınız diyoruz. Hemen konuğuma dönüyorum. Yanımızda arkadaşlar Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden tarihçi hocamız, profesör hocamız Hüseyin Muşmal Beyefendi var. Kendisiyle Aziziye Camii'ni anlatacağız diyoruz. Hemen konuma dönüyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Senem Hanım. Siz de hoş geldiniz çok Konya'mıza. Biz Konya'dayız. Konya'nın kalbindeyiz. Tarihi Bedesten Çarşısı'ndayız. Burası tabii Selçukluların payitahtı. Selçuklu payitahtında Selçuklu eserlerinin yanı sıra Osmanlı eserleri de var. Şimdi geç dönem bir Osmanlı eserinin önündeyiz. Aslında burası ismi Aziziye olarak bilinen, Türkiye'de de Anadolu sınırlarında da Sultan Abdülaziz'in yaptırdığı önemli eserlerin başında geliyor. Aziziye Camii'nin önündeyiz. İsterseniz camiyle ilgili bazı bilgiler paylaşabiliriz. Buyurunuz. Burası biraz önce söylediğimiz gibi Konya'nın kalbi. Selçuklu döneminde de Konya çarşısı buradaydı. Burası Selçuklu'nun geleneksel çarşı merkezi. Hemen Hazreti Mevlana dergahı arkamızda. Hazreti Mevlana'nın metfun olduğu dergah. Onun önünde yine Osmanlı dönemi eseri, Mimar Sinan'ın eseri olduğu söylenen Selimiye Camii var. Hemen ona çok yakın bir istikamette ortada bulunan Aziziye Camii ve onun yakınlarında da Kapı Camii, İplikçi Camii. Burası camilerin yoğun olduğu geleneksel Konya çarşısı. Burada Senem Hanım 1867 yılında büyük bir yangın oldu. Büyük Konya Çarşısı yangını diye de adlandırılan, arşiv kayıtlarında gerçekten Konya'nın ekonomisini felce uğradan bir büyük yangın yaşandı burada 1867'de. Bu yangında şu anda gördüğünüz bütün çarşı yandı, kül oldu. 800'ün üzerinde dükkan bu yangın neticesinde yerle yeksan oldular. Konya'nın kalbi yangınla ne yazık ki yerle yeksan oldu. O yangında Konya'nın iki önemli camisi de kül oldu. O camilerden biri bugün şu anda Aziziye Camii'nin yerinde bulunan Yüksek Camii adı verilen Fevkani Camii'ydi. Biri de hemen yakınlarda bulunan Kapı Camii'ydi. Yüksek Camii'nin yanışı sonrasında işte Konya Abdülaziz döneminin en güzel eseri olan Aziziye Camii'ni kazanmış oldu. Camiyi görenler, Konya'yı gezenler çok şaşıracaklar. Çünkü Konya'daki geleneksel Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin dışında bir mimariyle karşılaşırlar. Bu cami örnekleri, bu mimarinin örneklerini Osmanlı başkenti İstanbul'da görmek mümkün. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı civarında yapıların pek çoğunda özellikle Balyan ailesinin yapmış olduğu bu eserleri görürüz. Bu eserin Konya'ya biraz yabancı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada özellikle Avrupai tarzda barok, rokoko ve ampir üslubunun karşılık bulduğu bir cami görülüyor. Halk arasında bu camiyi anlatırken şöyle söylüyorlar. Kapısı pencerelerinden küçük. Pencereleri kapısından büyük bir cami. İsterseniz caminin içerisinde, kapısında, mihrabında, minberinde bazı görüntüleri alalım. Hı hı, tamam, o zaman içeriye geçelim arkadaşlar. Hatta sırasıyla hocamın dediği gibi kapısında, daha sonra da içinde devam edelim. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi birazcık tabii camiyle ilgili ince detaylara, sanat tarihi boyutuyla birlikte biraz girmeye başlıyoruz. Buyurunuz hocam. Şimdi Konya'nın Selçuklu başkenti olduğunu söyledik. Dolayısıyla Selçuklu hakimiyeti döneminde Konya, Selçuklular tarafından çok sayıda eserle donatıldı. Yani biz burada Konya'nın şehir merkezinde hanları, hamamları, kervansarayları, camileri, bedestenleri görürüz. Ve çoğu Selçuklu eseridir. Zaman zaman Osmanlıların Konya'ya çok fazla yatırım yapmadığı yönünde tahliller ve değerlendirmelerle karşılaşıyoruz. Aslında biraz Osmanlılara haksızlık yapıyoruz. Çünkü Konya Osmanlıların eline geçtiğinde, Osmanlılar bu topraklarda hakim olduklarında Konya'yı imar edilmiş, Anadolu'yu imar edilmiş buldular.
her tarafta abideler vardı, eserler vardı. Çünkü burası başkentti ve Selçuklu başkenti olarak mamur bir şehri ele geçirdiler. Bu şehre hakim oldular. Hakim olduktan sonra Karaman Eyaleti'ni tesis ettiler. Burası Karaman Eyaleti'nin bir merkezi haline geldi. Karaman Eyaleti'nin eyalet merkezi de Paşa Sancağı olan Konya'ydı. Buraya Konyalı şunları rahatlıkla bilir ve söyler. Özellikle Cem Sultan'ın, yani Fatih'in oğlu Şehzade Cem'in buraya Sancak Bey'i, Beylerbeyi olarak atandığını bilirler. Hatta onu Cimcime diye anarlar. O Alaaddin Tepesi'ndeki Selçuklu Sarayı'nda ikamet ediyordu. Ve onun döneminde de Konya'da şairler, edipler, ilim adamları korundular, himaye edildiler. O dönemden itibaren de Konya Osmanlılar tarafından imar edildi. Bunlardan biri biraz önce bahsettiğimiz gibi Aziziye Camii'ydi. Aziziye Camii'ne şöyle bakıldığında sanatının Avrupa'yı olduğu görülüyor. Bugün hemen yanı başındaki Selimiye, halk arasındaki ifadesiyle Selimiye Camii, Sultan Selim Camii'den farklı özelliklere sahip. Zaten Osmanlı'nın geç döneminde özellikle eserlerin Avrupa açısından bu tarzın, sanatın buralara yansıtıldığı görülüyor. Camimize bakıldığında özellikle minareleri çok dikkat çekiyor. Değil mi? İki tane minaresi var ve minarelerinin de özellikle şerefeleri Anadolu'daki Aziziye tipi şerefe olarak, Konya'da Aziziye tipi şerefe olarak bilinen şerefelerden, kafesli tarzda şerefeler inşa edilmiş iki minareli cami. Camimizin bir özelliği var Senem Hanım. Biraz önce de zikretmiştik. Camimizin pencereleri kapısından çok büyük. Genellikle taç kapısı, Anadolu mimarisinde, Selçuklu mimarisinde, Osmanlı mimarisinde taç kapıları büyük inşa edilirler. Yani ana kapılar her zaman zaten isminden de görüldüğü gibi büyük kapılardır. Bu kapıların süslemeleri de, kitabeleri de son derece hassas ve özenle yapılırlar. Evet arkadaşlar, hemen yönümüzü değiştirdik. Kaldığımız yerden, ana kapının önünden devam ediyoruz. Buyurunuz evet. Hocam. Aziziye Camii'nin 3 kapısı var. Birincisi şu anda önünde bulunduğumuz taç kapı. Caminin giriş kapısı ve son cemaat mahalline açılan bir kapı. Dikkat edildiği gibi Aziziye Camii'nin diğer camilerde görünen avlu kısmı yok. Caminin avlusu Konya'nın çarşısı. Konya'nın çarşısına açılıyor. Aslında planlamasında, mimari projesinde, Osmanlı arşivlerinde yaptığımız incelemelerde caminin bir avlusu bulunduğu ve avlusunun etrafında bir duvarla avlunun çevrildiği görülüyor. Proje çizimlerine ulaştığımızda, projesiyle ilgili bahislere ulaştığımızda caminin bir avlusu ve avlu duvarının olduğu görülüyor. Hatta camiye ait bir şadırvanın da projenin içerisinde yer aldığı görülüyor. Konya'daki diğer eserlerden bir farkı var buranın. Caminin aslında projesinde bir de muvakkithanesi var. Muvakkithaneleri bilirsiniz. Tabii. Özellikle Osmanlı döneminde yoğun bir şekilde pek çok caminin ya da eserin yanında muvakkithanelerin yapıldığını biliyoruz, görüyoruz. Ve bunlara dair de muvakkitlerin atandığını görüyoruz. Herhalde en ünlüsü Ayasofya'da. Tabii ki. Muvakkithanesi meşhur ve ünlü. Anadolu'nun pek çok bölgesinde muvakkithaneleri görmek mümkün. Evet. Bir kurum olarak da devlet, Osmanlı Devleti muvakkitler atamış. Onların maişetlerini temin etmiş. Amacı belli. İzleyicilerimiz de biliyor. Evet. Namaz vakitlerini tesis etmek, tespit etmek ve duyurmakla görevli bir kurum aslında muvakkithane. Caminin de bir muvakkithanesi var projede. Ancak ne yazık ki maliyetinin oldukça yüksek olması nedeniyle caminin toplam maliyetinin bazı parçalarının, müştemilatının yapılmaktan vazgeçildiği görülüyor. Şadırvanı sonradan inşa edilecek, muvakkithanesi yapılmayacak,
avlu duvarı da yapılmaktan vazgeçilecek. Ama caminin kendisine çok ciddi ölçekte bir maliyet ve bütçe ayrılmış. Halk arasındaki ifadede Konyalılara sorduğunuz zaman bu caminin Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal, Valide Sultan'ın 28 bin altın göndererek inşa ettirdiği rivayeti dolaşır. Hatta caminin inşası geciktiğinde, yangın sonrasında caminin inşası ile ilgili ne yazık ki gecikmeler yaşanır. Kapı Cami ahalinin yardımıyla inşa edilirken bir türlü Aziziye Camii'nin yapımına başlanmaz. Devletle Konya eyaleti, Karaman eyaleti arasında devlet merkeziyle çok ciddi yazışmalar yapılır. Biz istiyoruz ki Sultan Abdülaziz'in bir eseri, yadigarı Konya'da yapılsın. Sürekli yazışmaları takip ettiğimizde Abdülaziz'in buraya sahip çıkması gerektiği bütün yazışmalarda görünür. Aslında burası sultanların inşa ettiği camilerden biridir. Konya'da Selimiye Camii, Sultan Selim'in şehzadeliği döneminde ve padişahlığı döneminde inşa edilmiş. Abdülaziz'in de eseri olarak, yani biz bunlara Selatin camiler diyoruz. Sultanların inşa ettirdiği camiler. Belgeler bize şunu söylüyor. Bu camiyi Pertevniyal Valide Sultan değil, Abdülaziz'in bizzat kendisi finanse etmiş. Bütçesini bizzat kendisi temin etmiş ve caminin inşa edilmesini sağlamış. 1870 ile 1876 yılları arasında yaklaşık 6-7 yıllık bir dönemde inşa edilmiş. Ne yazık ki Aziziye Camii tamamlandığında Sultan Abdülaziz hayata gözlerini yumdu. Benzettim hocam, sözünüzü kestim. Aksaray'daki Pertevniyal, İstanbul Aksaray'daki evet. Pertevniyal Sultan Camii'ne de benziyor. Tabii ki. Aynı üslup. Aslında bu nedenle de Senem Hanım, biliyorsunuz sarayın mimarları o dönemde özellikle İstanbul'da Balyan ailesi var. Yani İstanbul'daki pek çok eserde Balyan ailesinin izlerini görüyoruz. Buranın da mimarı olarak Balyan ailesi olabileceği benzediği için olabilir. Söyleniyor. Evet. Ama biz belgelerde, Osmanlı arşivindeki belgelerde mimari projesinin Balyan ailesine olduğuna dair herhangi bir ize rastlamadık. Anladım. Bütünüyle Osmanlı Sarayı'nın katkı sağladığı, özellikle yerli vilayet mühendislerinin ve vilayet mimarlarının inşasıyla hayata geçirildiğini görüyoruz. Caminin ciddi bir maliyeti oluştu. Osmanlı'nın geç döneminde devletin ekonomik açıdan çok sıkıntılı olduğu bir süreç. Düşünebiliyor musunuz? Henüz belki duyunu umumiye ilan edilmiş değil 1880-81'lerde evet. Ama ekonomi iyi durumda değil. Zaten Abdülaziz ölümünden sonra 5. Murat'ı saymazsak Sultan 2. Abdülhamit'in tahta geçtiği dönemde hemen Osmanlı-Rus Savaşı yaşanacak. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve Osmanlı Devleti çok ciddi bir imtihan verecek ve akabinde de duyun-u umumiye, yani ekonomik açıdan Osmanlı ekonomisinin sarsıldığı bir süreç başlayacak. Hemen onun öncesinde ekonominin iyi olmadığı bir dönemde, devletin sıkıntılar çektiği bir dönemde Sultan Abdülaziz buraya gerçekten Konyalılara bir yadigar olsun diye bir cami yaptırıyor. Camiyi incelediğimizde hemen görüyoruz. Bakın, son cemaat mahalli olarak görülebilen bu kısım sütunlarla ayakta tutulmuş bir kubbe formunu görüyoruz. Ortada taç kapının üzerinde bir yarım kubbe var. Sağında ve solunda da yine aynı şekilde kubbelerini görebiliyoruz. Kapıya baktığımız zaman kapıyla, taç kapıyla mihrabının benzer özelliklere sahip olduğunu görürüz. Evet. Yani taç kapısıyla mihrabı biraz birbirine benzetilmiş. Gibi. Aynı formda evet. Yapılmışlar. Taşlarına bakarsanız özellikle taşlarının farklı renklerde olduğunu görürüz. Ama dikkat edilirse hepsi kesme taştır. Kapı Camii'nde devşirme malzemelerin çok yoğun olarak kullanıldığını görürüz. Ama burada özellikle caminin inşasında
kesme taşların kullanıldığı görülür. Devşirme malzeme son derece azdır, sınırlıdır. Yani eski yapıların burada birkaç örneğini ben birazdan size gösteririm. Çok istisnai devşirme malzeme kullanılmış. Tüm başlıkları sanki devşirme malzeme hocam. Doğru mu anlıyorum? Benzetilmiş. Hı hı. Sütun başlıklarında birazdan size caminin etrafında görebilirsek çok sınırlı sayıdaki devşirme malzemeleri gösteririz. Bu cami özellikle Selahattin Camii olduğu için caminin inşasına özel bir önem verildi, ihtimam gösterildi. Aynı tarihte, aynı yangında yandığı halde Kapı Camii'nde devşirme malzeme yoğun olarak kullanılırken camimizde devşirme malzemesi çok sınırlı sayıda kullanılmış. Peki nereden geldi bu taş? Evet. Yani Konya çok yoğun dağlık bir alan değildir. Evet. Konya'nın iki tane taş yatağı vardır. Hı hı. Özellikle eserlerin pek çoğunda biz bunları görürüz. Bunlardan biri Sille taşıdır. Sille'de siz bilirsiniz Sille'yi. Sille taşıdır. Birisi de Gödene taşıdır. Hı. Yani Konya'nın yine Selçuklu döneminde, Osmanlı döneminde inşa edilmiş eserlerinde Sille ve Gödene taşlarının kullanıldığını görüyoruz. Camimizde de aynı taşlar, kesme taş burada kesilerek, düzenlenerek tabii Konya vilayetinin mühendisinin kontrolünde, vilayet mühendisinin kontrolünde işçiler tarafından inşa edilmiş. Kalem işleri derece, de var herhalde tabii ki hocam. İçerisinin özellikle kalem işleri meşhurdur. Karşıda izleyicilerimiz de görüyordur. Sultan Abdülaziz'in tuğrası vardır. Onu soracaktım. Evet. Burası bir Selahattin Camii olduğu için, Abdülaziz tarafından yaptırıldığı için taç kapısının üzerinde Abdülaziz'in tuğrasına yer verildi. İnşa edildiği dönemde bu tuğra mevcuttu. Ama daha sonraki dönemlerde ne yazık ki tuğranın kazındığını, kaldırıldığını biliyoruz. Aa. Sonradan tekrar Gülsünün. Yerine getirildi ve o tuğra oraya yerleştirildi. İsterseniz içeriye doğru bir hocam, yolculuk yapalım. Hocam bir şey sorayım. Şeylerle ilgili olarak oradaki süslemelerle ilgili veya hani tabii, çok farklı bu ya. Tamamen barok, çok farklı ya. O da çok merak ettim. Ne söyleyebiliriz tarzı, ekstra tarzı, şeyle, minareyle ilgili? Tabii ki. Caminin süslemeleri. Hı hı. Tabii ben sanat tarihçi değilim. Hı hı. Tarihçiyim hı hı. Ama Abdülaziz'in bu yadigari eserle ilgili bir kitabımız da var. Evet. Yoğun olarak bu camiyi sanatsal açıdan da inceledik. Evet. Burada barok ve ampir üslubunun kullanıldığını görüyoruz. Bakın kafes gibi. Tabii balkonlu. Kafes usulü bir şerefe inşa evet. edilmiş. Evet. Konya'da bugüne kadar yani Abdülaziz'in bu eseri inşa edilinceye kadar bu tarzda bir mimari yoktur. Evet. Kafes usulü. Tabii ki. Bu tamam. Burada bakın süslemeleri çok de güzel. Tabii ki çok hoştur. Ve Abdülaziz'in bu camisi inşa edildikten sonra, Aziziye Camii inşa edildikten sonra Konya'da çevre kasabalarda da benzer yapılmaya çalışıldı. Şeyler yapılmaya çalışıldı. Özellikle ahşap mimaride ahşap usulü minareler, güdük minareler, aynı tarzda şerefeleri bu tarihten sonra görebilmek mümkün. Ama en güzel örneği, Konya'daki yegane örneği Aziziye Camii'dir. Hı hı. Peki o zaman içeri geçelim. İçeriye doğru. İçeride görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen içeriye girdik. Şimdi içeriden bahsedeceğiz. Buyurunuz hocam. Evet, caminin harimindeyiz. Ve harime girdiğimizde görüldüğü gibi bizi mihrabı karşılıyor. Caminin hariminin üzerinde
merkezi bir kubbesi var. Çok büyük bir merkezi kubbeyle karşılaşıyoruz. Ve hemen kubbeyi destekleyen dört tarafında da yarım kubbeleri var. Bu aslında Osmanlı camilerinin genel özelliği. Yani biz camilerimizde bu tür özellikleri görüyoruz. Selçuklular genellikle mütevazi eserler inşa ettiler. Dışarıdan görkemli olmayan, sade görünen ama içeriye girildiğinde ise son derece gösterişli, süslü, çinili eserleri Konya'da görebilmeniz mümkün. Konya'daki Osmanlı eserleri ise fevkalade gösterişli eserlerdir ki Sultan Selim Camii ile Selimiye Camii ile Aziziye Camii'nde bunun örneklerini görmek mümkün. Caminin üç kapısından bahsetmiştik Senem Hanım. Taş kapısından biraz önce giriş yaptık. Hemen harime girdikten sonra caminin sağında yani doğusunda ve batısında iki tane daha kapısının olduğu görülüyor. Camimiz üç kapılı bir cami. Kapılarına dikkat ederseniz hepsi de pencerelerinden küçüktür. Konyalılar böyle anarlar. Pencerelerinden küçük kapılara sahip cami diye. Zaten caminin aydınlık olması da bize bunu gösteriyor. Hemen izleyicilerimiz karşıda görecektir. Çok büyük pencerelere sahip. Her yönünde, güney yönünde iki tane olmak üzere, yine doğu ve batı yönlerinde ikişer tane olmak üzere çok büyük kapılarıyla camimizin aydınlatıldığı görülüyor. Şimdi Senem Hanım, süslemeleri barok, rokoko ve ampir olduğunu söylemiştik. Evet. Dışarıda camimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi son cemaat yerinin sağında ve solunda bulunan iki tane minaresinin fenerli şerefeleriydi. Biz özellikle bunu zikrediyoruz. Camimizin güzel ve özel özelliklerinden biri fenerli şerefeleri. Ama aynı zamanda kesme taştan yapılmış camimizin taştan yapılmış mihrabı ve minberi. İkisi de Konya'daki en güzel son dönem mihrap ve minberlerinden örnekler taşıyor. Bu mihrabımızın hemen üzerinde de görüldüğü gibi yine Sultan Abdülaziz'in bir tuğrasını görmek mümkün. İşlemeleri, özellikle kalem işi işlemeleri Konyalı Hattat Mahbub Efendi tarafından yapılmış. Ve sonraki süreçlerde de tabii bunlar biraz yenilendi. İşlemelerin üzerinden tazelendi. Aslı korunarak camimizin kalem işi süslemelerinin yenilendiğini görüyoruz. Hocam şu şeyler dönen deprem statiği değil değil mi? Sabit herhalde şu. Sabit. Ha. Onlar hareketli değil. Ha. Evet. Şeylerde, yok, camilerde değil. Genelde. Bazı Türkiye'de örnekleri var. Tabii çok var. Ama bunlar sabit olarak yapılmışlar. Şu an onları görünce evet. Şey yaptım. Bir onu sorayım dedim. Ekstra. Bir şey daha soracağım hocam. Mihrapla minber yapıldığı dönem itibariyle kesinlikle sonradan ekleme değil. Orijinal değil mi? Tabii ki. Tamam. Caminin istedim. Hem mihrabı hem minberi dönemin mihrabı ve minberi. 1870 ile 76 yıllar arasında inşa edildiğini söylemiştim ya. O dönemde o tabii ki orijinal. Kaç restorasyon görmüştür hocam? En yakın caminin çok parlak, yani çok şey gözüküyor. Yakın gözüküyor. Zamanda bir 10 yıl öncesinde bir restorasyonu var. Evet. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında da caminin restore edildiğini biliyoruz. Peki. Var mı başka ekleyecekleriniz? Şu an için yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar çok güzel bir cami anlattık. Konya çekimlerimiz hocamızla devam edecek. Hatta birlikte Beyşehir de çekeceğiz. O çok beklemiş olduğunuz, uzun zamandır da YouTube kanalımızda aslında görmeyi beklediğiniz Beyşehir Eşrefoğlu Camii'ni tabii ki de göstereceğiz. Nedir? UNESCO Dünya Mirası listesine giren 5 ahşap direkli camiden bir tanesi. Bizim listemizde o eksikti. İnşallah onu da çekeceğiz. Hüseyin hocamızla sizlere ulaştıracağız diyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sizleri YouTube kanalımıza bekliyoruz. Abonelik isteriz, beğeni isteriz. Haftaya yepyeni bir Konya ile sizlerle görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.